Terma City Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarını ağırlıyor. Tekerlekli Sandalye ve Basketbol Süper Ligi'nin ikinci etabına da sponsor olan Terma City, 15 takımdan yaklaşık 500 kişiyi otellerinde ağırlıyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ikinci etabı Yalova ve Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde yapılıyor. 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İlk etapta olduğu gibi ikinci etabında sponsoru olan Terma City takımları otellerinde ağırlıyor. Bu zorlu mücadelede ev sahipliği yapan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'ne ve diğer tüm takımlarımıza da başarılar dilerim. Karadenizli Şirketler grubuna bağlı Yalova Terma City'nin işletme müdürü Mustafa Hügül, pandemiye yönelik tüm önlemleri aldıklarını kaydetti. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ise güvenli turizm sertifikamızla birlikte tüm sporcularımızın, teknik heyetimizin, hakemlerimizin ve federasyon yetkililerimizin sağlıklarını düşünerek pandemi önlemlerini en üst seviyede almış bulunmaktayız. Ayrıca bütün personelimizin de COVID-19 aşılarını tamamlandığını buradan sizlerin aracılığıyla bildirmek isterim. Yalova Ortopedik Engelliler Spor Kulübü Başkanı Alparslan Erkoç da Terma City'ye katkılarından dolayı teşekkür etti. Bu 500 kardeşimizin 10 milyon insanı mutlu edip sahalarda görülmesi, 10 milyon insan onlar sahada diye çok mutlu oldular. Gerçekten çok zor bir süreçte bu işler yapıldı. Ama dünyada, bence Avrupa'da yapılan dev organizasyonun en rahatı Yalova'da oldu. Galatasaray takımı kaptanı İsmail Arsa, bir Yalovalı olarak maçların memleketinde yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Maçlara gelecek olursak, maçlar gerçekten bu çok zor maçlar var. Bugün sabah İzmir, Beşiktaş maçı çok başa baş bir maç geçti. Akşama Gazişehir'le bizim maçımız var, Galatasaray Spor Kulübü'nün. Onun da çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ve ikinci ve üçüncü etapın birleşmesiyle beraber basketbola doyuracağını düşünüyorum. Turnuvaya katılan diğer takımlar da turnuvayı Kent 77'ye değerlendirdi. Bu organizasyonun Yalova'da olmasından dolayı çok mutluyum. Burada ikinci etaba başlıyoruz. Bugün Galatasaray maçıyla. Hedefimiz Galatasaray maçını da kazanıp ligi sıralamada ilk 3 içinde bitirmeye çalışacağız. Kesinlikle şampiyon olacak bir kadroya sahibiz.